Merhaba sevgili izleyiciler, FRT Ana Haber Bülteninden mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Ve ilk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Seydi Kemer'e bağlı Korubükü Mahallesi ile Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'ni birbirine bağlayan Korubükü Köprüsü sel felaketi nedeniyle yıkılmıştı. O köprü Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydi Kemer ve Kaş belediyelerinin ortak çalışmasıyla yapıldı ve düzenlenen törenle yeniden güvenli şekilde ulaşıma açıldı. Seydi Kemer'de 2015 yılında etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Saklıkent Kanyonu'ndan Karaçay'a akan su seviyesinde yükselme meydana gelmiş ve Karaçay üzerine kurulu Seydi Kemer'e bağlı Korubükü Mahallesi ile Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'ni birbirine bağlayan Korubükü Köprüsü'nün ayaklarında aşınmaya neden olmuş ve köprü çökmüştü. Çöken köprüden tehlikeli şekilde vatandaşlar geçmeye devam etti. 70 metre uzunluğundaki ve 7 metre genişliğindeki köprü 4 belediyenin ortak çalışmasıyla yeniden yapıldı ve düzenlenen törenle güvenli şekilde ulaşıma açıldı. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer başta olmak üzere birçok daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Haber saatimiz hazırlandığı sıralarda devam eden açılışla ilgili ayrıntıları 24 Mayıs ana haber bültenimiz ve gercekfetiye.com haber sitemizden ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, dolar kuru adeta çıldırdı. Dün gece artmaya başlayan dolar sabah saatlerinde de artışını sürdürdü. Gün içinde dalgalanan dolar dakikalar için gitti geldi. Fethiye'de de piyasalar çılgına döndü. Dolar yeniden rekor tazeleyerek ilk kez 4.92'ye çıktı. Altının gram fiyatı ise bugünün ilk saatlerinde 202 lira sınırına kadar yükselmesinin ardından çeyrek altın 335 lirayı gördü. Ekonomist Yunus Önder, dolar ve euronun yükselişinde ana temel Türkiye'deki yanlış alınmış erken seçim kararıdır ifadesi de kullandı. Dolar kurunun devamlı yükselmesi piyasaları adeta şaşkına çevirirken dolar yeniden rekor tazeleyerek ilk kez 4.92'ye kadar çıktı. Çeyrek altında 335 lirayı gördü. Döviz büroları ve kuyumcular ani yükselme nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar altın ve dövizin yüksek fiyatı nedeniyle ellerindeki döviz ve altınları satmaya çalıştı. Dövizle alım-satım yapan ya da kira ödeyenler ne yapacaklarını şaşırırken bazı vatandaşlar döviz kurunun ve altının devamlı yükselmesinin endişesini yaşadıklarını söylediler. Ekonomist Yunus Önder, dolar ve euronun yükselişinde ana temel Türkiye'deki yanlış alınmış erken seçim kararıdır ifadesi de kullandı. İsmim Yunus Önder, ekonomistim. Türkiye ve yurt dışı borsalarında yatırımcıyım. Ekonomiyi de yakından takip ediyorum. Evet, dolarda bir yükselme söz konusu. Nereye kadar, neler yapılmalı? Şimdi yaklaşık Türkiye'de bir ay öncesi gibi bir erken seçim kararı alındı. Ben hemen akabinde bir yazı yazmıştım. Demiştim ki erken seçim kararı kırılgan Türk ekonomisini negatif etkiler diye. Bu ne demekti? Zaten ekonomimiz çok iyi gitmiyordu. Bir de üstüne üstlük erken seçim kararının alınması bütün bu olumsuzlukları tetiklemiş durumda. Bugün gelinen noktada dolar TL 4.92 ile tüm zamanların rekorunu kırmış durumda. Seçim kararını aldığımız gün dolar kurumuz tam 4 liraydı. O gün de hatta seçim kararının ardından hemen 4.10'ları test etmişti. Çünkü yatırımcılar özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkileri şöyle olur. Bu tip erken seçim kararları çok etkilidir. Neden? Çünkü erken seçim kararı demek siyasal bir belirsizliğin ortaya çıkmasıdır. Biz buna ekonomik terim olarak volatilite diyoruz. Bu tip siyasal belirginsizliklerin ortaya çıktığı dönemlerde volatil ortam artar. Volatil ortamın artması demek de doları yani yabancı parayı her zaman tetikler. Bugün geldiğimiz noktada da bunun ne kadar doğru olduğunu görmüş durumdayız. Ayrıca Türkiye'de, dünyada da dolar artıyor ama bu kadar artmıyor. Türkiye'de bu kadar artmasının en büyük sebebi de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hiçbir
silahını bugüne kadar kullanmamış olmasıdır. Bugün bile daha henüz bir açıklama gelmedi Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası'nın normal doğal zaten toplantısı 7 Haziran'da. Eğer bugün de bir toplantı kararı almazlarsa olağanüstü. Çünkü bugün doların 4.92 olması demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parasının %25 devale olması demektir. Ekonomimizi bugün hem yabancı para anlamında hem de reel sektör anlamında ne kadar sıkıntılı bir süreçten gördüğünü hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu işe müdahale edecek kurum Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'dır. Elinde birçok silah var. Nasıl düşer diye sorarsanız bana, ben bir ekonomist olarak şu cevabı verelim. Derhal faiz arttırılmalıdır. Faiz arttırılmazsa hiçbir şekilde bu dolardaki yukarı yönlü tırmanışın önüne geçilemez. Bunlar hiçbir şekilde hayal değildir. Dolarda 4.92 seviyelerinden sonra 5.02, 5.12 seviyelerini görmemiz kaçınılmazdır. Bunu da en yakın sürede görmek içten bile değildir. Ama Merkez Bankası'nın herhangi bir silahını devreye sokmasından sonra dolar 4.70'lere, 4.60'lara kadar gerileyebilir. Tabii bu süreçte dediğim gibi erken seçim kararının çok zamansız alınışı, dünyada da Amerikan Merkez Bankası Fed'in pozitif faize geçiyor olması da diğer sebeplerdir. Ama tekrarlıyorum, ana temel Türkiye'deki yanlış alınmış erken seçim kararıdır ve Merkez Bankası'nın bugün hiçbir şekilde bu olaya müdahale etmemesi de etkendir, ana etkendir. Borsamız da erken seçim kararı alındığı gün 120 bin seviyelerinde geziyordu. Bugün gelinen noktada da 101 bin, hatta geçenlerde hocam 97 bin seviyelerini tespit etti. Bu da ne demektir? Türkiye'deki borsa %20 küçülmüştür. Yabancı yatırımcı mevcut Türkiye'deki siyasal istikrarsızlıktan hoşnut olmadığı için parasını çekmiş götürmüştür. Bugün size bir rakam da vereyim. Bugün itibariyle Türkiye borsasında yabancı yatırımcının oranı %62.7'dir. Bu da demek oluyor ki bizim borsamız zaten yabancı yatırımcının elinde. Dolayısıyla devletin, hükümetin para politikalarını gözden geçirerek daha aklı yere basan, ayağı yere basan para politikaları kullanmaları, vatandaşı da bu yönde sıkıntıya sokmamaları gerekir. Geçenlerde bir takım gazetelerde bir açıklama gördüm. Çok talihsiz bir açıklama. İnşaat sektörünün dolardan etkilenmediği söyleniyor. Tam tersine inşaat sektörü dolardan etkilenir. Çünkü inşaat sektörünün ana temel unsuru olan demir fiyatı dolarla hesaplanır. Bugün ülkemizde gerçekten %21 devalüasyon vardır. Umut ediyorum ki devlette bu işi başında olan kişiler önlemlerini alırlar. İnsanlarımız tekrar eski günlerine feraha ulaşırlar diye düşünüyorum. Fethiye'deki kuyumcular piyasalardaki döviz kuru artışından kendilerinin de etkilendiğini belirttiler. Özellikle düğün yapacak aileler ve yatırım yapanlar altının böylesine yükselişinden memnun olmadıklarını söyledi. Karlık kuyumculuktan Hayri Büyükteke, altın için satan yok ancak alan var ifadelerini kullandı. Küçük altın 335 lira. Tarihi rekor kırdı bugün. Altın dün 315 liraydı. Son bir hafta, son 10 günde nasıl gidiyor? Son 10 günde yani 200 290 liradan 335 liraya çıktı. Yani %20 gibi bir değer kazandı. Evet. Nasıl talepler nasıl? Talep hala alıyor herkes. Yani satan yok, alan var. Gidişat yukarıya doğru gidiyor, hayırlısı. Küçük altının dışında altın kaç para? Altın 193 lira. 196'yı gördü bugün. 193'e geri geldi. Bir hafta önce de 180'lerdeydi. Bunun nedeni ne? Dolar. 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 Yani dünya piyasasında altın değer kazanmadı. Dolardan kaynaklı bir yükseliş var. Özyer Kuyumculuk'tan Hüseyin Ekiz, altının güven limanı olduğunu bilenler yükselse de altın almaya devam ediyor dedi. Altın fiyatları, küçük altın 335 lira, 20 kayar bileziğin gramı 193 lira. Bu son 10 gün içerisinde bir artış var. Yine vatandaş altın güvenli liman olduğu için yine talepleri karşılamaya devam ediyoruz. Bunun nedeni olarak dünyadaki normal global gelişen ülkeler arasındaki ticaret savaşıyla alakalı bir durum var, kurdaki yükselişin.
Ben buna odaklıyorum. Vatandaşlar çevrelerindeki konu komşularıyla eskiden altın günü yaparken bugünlerde yapamaz olduklarını söylediler. Fasiha Matpan'la arkadaşı kuyumcuda altın fiyatlarını değerlendirirken altın günlerini özlediklerini söylediler. Nasıl altın fiyatları? Valla çıkıyor, baksana çıkmış. Sorduk. Nasıl, eskiden kaç paraydı şimdi? Valla çok farklı oğlum. Çok farklı. Küçük altın aldınız mı şimdi? Almadım ben. Almadım. Nerede alma gücü mü var bu emekli maaşından? Nasıl alacaksın? Men döviz görevlilerinden Osman Gezerse dolar kurunun rekora gittiğini belirtip 4.90 aşıldı. Biz 5 bekliyorduk ancak hafif bir müdahale geldi. Tekrar tırmanışa geçecektir dedi. Tırmanış acayip bir şekilde hızlı tırmanış var. Yani bizim beklentimiz bu fiyatlar hiçbir şekilde yoktu bu sene içerisinde bile. Beklenti olarak olsa bile yıl sonuna doğru bu fiyatlar bekleniyordu. Önümüzde malum seçim arifesindeyiz. Seçim arifesinden dolayı artık Merkez Bankası'nın müdahaleleri bile yetmez oldu. Yani gördüğünüz gibi artık insanların alım gücü zaten çok zordu. Yani Allah esnafımıza, milletimize, vatanımıza sabır versin. Çünkü bu fiyatlarla hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Çünkü paramız artık erimeye devam ediyor. Zaten düşük bir fiyattaydı paramız, artık daha da gerilemeye devam ediyor. Bugün itibariyle kaç paraya çıktı? Bugün itibariyle dolarımız 4.80, şöyle söyleyeyim, şu an itibariyle 4.85 civarında. Sabahtan bu 4.900'ü aşmıştı zaten. Biz 5 bekliyorduk ama bir hafif bir müdahale geldi ama bu tekrardan tırmanışa geçecektir. Çünkü dün akşamla bugünün arasında yaklaşık 30 kuruş oynuyor. Yani 460 liraya bozdurmuş olduğunuz doları şu anda 485 liraya bozduruyorsunuz. 25 lira sabahtan akşama 100 dolarda fark eden miktar bu. Evet. Nasıl talep? Satanlar daha çok satıyor. Şöyle söyleyeyim. Satan bizim ülkemizde genelde döviz yükseldikçe herkes almaya yöneliyor. Ama tabii bu fiyatlar hiçbir şekilde beklenmediği için ihtiyacı olan, borcu olan panik yapıp geliyor. Biz onlara herhangi bir yorum yapamıyoruz çünkü biz de bilmiyoruz artık ne olacağını. Çünkü akşam biz kapatırken burayı saat 10'da kapatıyoruz. 4.650 ile kapattığımız dolar sabah itibariyle 4.85 ile açılıyor. Onun için yapabileceğimiz artık insanları da bir şekilde yönlendirmek istemiyoruz. Ama ben şahsi fikrim olarak bu fiyatlardan döviz yatırımı yapmam. Yani yapan arkadaşlar da artık şansa bırakıyorlar. Parası olan her zaman biliyorsunuz ayakta durabiliyor zaten. Yani 3 kuruş 5 kuruşun hesabı yapmıyor ama borcu olanı Allah kolaylık versin. Bence borcu olanlar panik yapmasın. Bir 5 gün 10 gün civarında bir gene bir beklenti içindeyiz. Yani düşüş olma ihtimali var. Ama en kötü ihtimal bu fiyatlardan gene alırlar yani. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli polis girdiği dükkanda iş yeri sahibi ve kızını silahla yaraladı. İki kadını yaralayan emekli polis daha sonra polise teslim oldu. Karşılarında eski meslektaşını gören polislerse şoke oldu. Olay Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir perdecide yaşandı. İşletmeye gelen Hakan E. isimli emekli polis henüz öğrenilemeyen bir nedenle işletme sahibi 48 yaşındaki Ferda Nur Koşar ve Koşar'ın kızı 27 yaşındaki Feride Törün isimli iki kadınla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından H.E. üzerindeki silahla iki kadına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte olay yerine gelen polisler karşılarında meslektaşlarını görünce şoke oldu. Uzun süre Bodrum'da görev yaptığı anlaşılan emekli polis H.E. gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan emekli polis daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan H.E. tutuklandı. Diğer yandan yaralanan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir kaza haberiyle bültenimize devam ediyoruz. Fethiye'de meydana gelen trafik kazasında iki özel otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza Karaçulha Mahallesi Batı Akdeniz Karaçulha Toptan Sebze Hali Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Bingöl'ün kullandığı otomobille Ali Soylu'nun idaresindeki otomobil dikkatsizlik yüzünden çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüler Mustafa Bingöl ve Ali Soylu ile bu otomobilde yolcu olarak bulunan Asuman Soylu'ya ambulans sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar ayakta tedavi edilirken kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Trafik Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda suç örgütü çökertildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda senet, silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Bodrum'da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Aranan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle yaz aylarında turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum'da vatandaşın huzurunu bozan rant ve organize suç çetelerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında işletme sahiplerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan evlere yapılan baskınlarda çelik yelekler, silahlar, mermiler ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Fethiye Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu Bilim Fuarı velilerden yoğun ilgi gördü. 21 projenin sergilendiği bilim fuarında okul ritim korosunun öğrencileri İzmir Marşı'nı da İngilizce olarak seslendirdi. Fethiye Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. 21 projenin okul bahçesinde sergilendiği bilim fuarında geçmişten geleceğe el sanatları ürünleri tanıtılırken ritim korosu ve okul korosu İzmir Marşı'nı İngilizce olarak seslendirdi. Okul Müdürü Zahit Engin, öğretmenler ve öğrencilerle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büro Sorumlusu İsmail Caza ve velilerin katıldığı bilim fuarında matematik öğretmeni Muharrem Korkut Gürol hazırlanan 21 projeyi tanıtıp bilgiler verdi. Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Öğrencilerin müzik eşliğinde bol bol oynadığı etkinlikte öğretmen, öğrenci ve okul idaresi işbirliği de öne çıktı. TÜBİTAK projesi görevlisi matematik öğretmeni Muharrem Korkut Gürol 21 proje ile okulumuz fuara katıldı dedi. 21 proje ile okulumuz TÜBİTAK 4006 bilim fuarına katıldı. Muhtelif derslerde İngilizce, matematik, fen bilgisi, beden eğitimi, sosyal bilgiler ve Türkçe alanında bir tane fizik projemiz vardı. Görürsünüz, görmüşsünüzdür Fısıltı Şanaklar isminde. En önemli projelerimizden birisi oydu zaten. TÜBİTAK'ın okulumuza sağlamış olduğu destek sayesinde bu projeleri gerçekleştirdik. Maddi desteği TÜBİTAK verdi. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin gönüllülük esasına dayalı çalışmaları sonucunda da böyle güzel bir proje ortaya çıktı. Thank you.
7. sınıftayım. 13 yaşındayım. Burası yaylada bulunan Dantes'in toprağının bulunduğu mevki. Burası Dantes'in yapıldığı toprak ve bu dağ daha yakından çekilmiş hali. İçinde killer bulunuyor. Bu proje eskiden hayatımızda bulunan, yani önceden yaptıkları şeylerin bu gelecekte daha da modelleşmesi amacıyla. Çalışmak daha çok İngilizceyi geliştirmekti. Farklı farklı ülkelerin kahvaltılarını tanıtıyoruz. Arabistan, İtalya, ondan sonra İspanya, Amerika, öyle. Ondan sonra her bir ülkenin kahvaltılıkları var. Bu projede bütün ülkelerin yöresel kahvaltılarını yapıyoruz. Arkadaşımın anlattığı gibi bütün ülkeler var burada. Onlara dair böyle yemeklerini falan yapıyoruz. Biz bu sporun kötü bir etkisi, ders projesinin kötü bir etkisi olmadığını ve daha başarılı olabileceğimizi bu projede anlatmaya çalıştık. Ve aynı zamanda bu projenin ders başarısının kötü bir etkisi olduğu kanısını yıktık. Bu projemizin ismi Fısıltı Çanağı. Ve bu projemizin amacı en küçük desibeldeki sesleri duymak için yararlandı. Parabol çanak özelliği taşıyor çanağımız. Çukur ayna özelliğinden yararlandı. Karşılıklı merkez noktasında sesi mesela parabol çanak olduğu için sesi üstte de gelse, ortaya da gelse merkeze odaklıyor sesi. Odakladığında karşıdaki parabol çanağa iletişim sağlayabiliyor. Bu projenin amacı nasıl diyeyim, böyle çok küçük desibeldeki sesleri duymak için hani amaçlandı. Değerli izleyiciler, Fethiye'de nikah memuru aile cüzdanlarını karıştırınca müzisyen Barış ve Işıl çifti unutamayacakları bir nikah töreni yaşadılar. Bayan Işıl Meral ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Müzisyen Barış ve Işıl çifti özel bir gün olması nedeniyle 19 Mayıs'ta nikah tarihi aldılar. Fethiye Belediyesi'nde mutlu bir şekilde nikahları kıyılan çift, 2 saat sonraysa büyük bir şok yaşadılar. Nikah memurunun mutluluklar dileyerek verdiği aile cüzdanını inceleyen çift, kendi isimleri olmadığını, bir İngiliz çifte ait olduğunu gördüler. Nikah salonunun yolunu tutan çift, nikah memurunun yeniden gelmesiyle bu kez doğru aile cüzdanlarına kavuştular. Evet, ediyorum. Barış ve Işıl çifti 19 Mayıs olmasıyla özel bir gün belirlediklerini fakat bu tebessüm yaratan hatayı asla unutamayacaklarını söylediler. Fethiye müzisyenlerinden. Evet, 41 yaşındayım. 41 yaşıma yaklaşık 2 hafta önce girdim. Aynı zamanda da evlenmeye karar verdim. Çok güzel bir gün seçtik 19 Mayıs'ta. Tam öyle Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği bu güzel günde evlenmeye karar verdik. Merak ederdim hep aile cüzdanı nasıl bir şeydir diye. Bugün aile cüzdanımı aldım mı? Hayır, alamadım. İmzamızı attık eşimle birlikte. Daha sonra hadi artık aile cüzdanımızı elimize alalım, bir bakalım nasıl görünüyoruz derken ne görelim. Bugünün komik bir olayı bir başka çiftin, bir İngiliz çiftin, bizden sonra evlenecek olan çiftin aile cüzdanları vardı önümüzde. Sanırım bugün iki defa evlendik. Yaklaşık bir iki saat sonra nikah memuru tekrar geldi ve yeniden imzaları attık. Ama bu kez kendi cüzdanımızı, has cüzdanımızı elimize alabildik. Ama ilki çok da iç açıcı değildi. Bugünün olayı bu. Bir 10 saniye kadar ara görüntü alacağım. Seydi Kemer'in muhtelif mahallelerinde asfalt sezonunun kapanacağı Kasım sonuna kadar yaklaşık 200 kilometre asfalt dökmeyi planlayan Seydi Kemer Belediyesi, yaz ayı başlarında da asfalt çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara başlayan Seydi Kemer Belediyesi, asfalt kaplama çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Çalışmalarına Çukur İncir Mahallesi'nde başlayan Seydi Kemer Belediyesi, yıl içerisinde yaklaşık 200 kilometre asfalt kaplama çalışması gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar yaklaşık 250 kilometrelik yolumuzu asfaltla tanıştırdık, diyen Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, bu yılki hedeflerinin 200 kilometre olduğunu söyledi. Fethiye'de bir vatandaşın bir aracın çarpması sonucu yaralandığını sanarak bulduğu kedinin yapılan veteriner kontrolünde av tüfeğiyle ateş edilerek saçma yarası olduğu tespit edildi. Röntgenleri çekilip ameliyat edilen anne kedi geçici olarak bir İngiliz uyruklu vatandaşın bakımına verildi. Fethiye'de geçtiğimiz günlerde Esenköy Mahallesi'nden Nuri Gül isimli vatandaş sokakta gördüğü yaralı bir kediyi veteriner hekim Cezmi Ocak'a götürdü. 3 yavrusu olduğu öğrenilen anne kedinin yapılan kontrolünde röntgenlerinin çekilmesi kararlaştırıldı. Çekilen röntgenler veteriner hekim Cezmi Ocak tarafından incelenince kedinin bir av tüfeğiyle atılan saçmayla yaralandığı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan kedinin vücudundaki saçma tanesi çıkartılıp tedavi altına alındı. Olaya Fethiye'deki kısa adı Hayet olan Hayvan Eğitim Destek Derneği Başkanı Gökçen Gölemen Bayram ve yönetim kurulu üyeleri el koyarak kedinin tedavi sürecini sürdürmeye başladı. Ayağından yaralanmış vaziyetteki anne kedi bu haliyle yavrularına sahip çıkmaya devam ederken yaralı sokak kedisi İngiliz uyruklu bir vatandaşın bakımına verildi. Reklamların ardından buradayız sevgili izleyenler. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya, yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614-95-92 532-265-0790. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal malzeme toptan ve perakende satış noktası. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 44 12'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz.
TRT Ana Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini sizlerle paylaştık. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde FRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.